Efendim selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün daha doğrusu ben bu videoyu bugün çekiyorum ama dün Rocket League'in 7. yıl dönümü etkinliği geldi. Rocket League 7 yaşında. Vallahi elimize büyüdü kerata ya. Neyse şaka bir yana arkadaşlar burada 300 kredilerinizi alıyorsunuz. Zaten söylemiştim bunu. Buradan da 1000'e yakın bir kredi alıyorsunuz. Tam rakam vermiyorum ama bu Golden Egg'leri açmayın, satın ve işinize gücünüze bakıyorsunuz. Bu hatırlatma yapalım. Ondan sonra TV Fenek geldi. Ben bunu karşıydım biliyorsunuz ki. Neden karşı olduğumu önceki videoyu izleyerek kartlara koyarım. Oradan anlattığım şeyleri zaten dinlersiniz. Bayağı bir çemkirdim Epic Games'e. Bunu söyleyeyim. Ya bunu alıp almamak size kalmış. Ben burada çok ısrar etmeyeceğim sizlere. Ama bakın şunu arkadaşlar kaçırmayın ve Damat Fenek'te bir maç atacağız sizlerle beraber. Ya bu kadar güzel 100 krediye bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Yani bak gözünüz kapalı alın ve gidin. Öyle söyleyeyim sizlere. Bunu da alıp almamak size kalmış. Mağazadan bir şey almadan önce de IDGAL kodunu küçük harflerle kullanıp ondan sonra satalım yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Bunları söyleyin ve artık şu damatı bir gelinden çıkalım. Hatta şöyle yapalım ya. Yeni ön ayar oluştur. Damat Fenek yapacağız arkadaşlar. Çünkü aslında damat biliyorsun damat outfit yani Türkçesi neydi lan? Damat ön ayarı diyelim. Bir Octane'den türeme ama biz bugün Fenek'e göre kullanacağız ve buradan bunun bu arada Türkçesi şık resmi onu da söyleyeyim. Bak şık resmi direkt çıktı. Abi çok yani affedersiniz de çok tahrik oluyorum ya şu çıkartma ben. Ama şunu da söyleyeyim Octane'de daha güzel bir duruyor abi. Bak şimdi. Kolsuz Push duruyor bu arada. Zenci duruyor. Gay duruyor. Bak Ukrayna duruyor. Michael Schumacher duruyor. Oğlum şey bu gelin nerede lan? Ha, damat. Tamam. Baksana Octane'in daha güzel duruyor. Ama bizim olayımız damat Fenek. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu arabayla ne yapacağız? Bu arada dediğim gibi mağazasında yani damatı kesin alın. Kodumu da kullanın onu da söyleyeyim. TV Fenek için nötrüm bir şey demiyorum. Size kalmış. Eğer Fenekçiyseniz alın geçin. Şimdi şöyle bir etkinlik gelmiş. Bunu oynayacağız, bir maç atacağız. Etkinlik hakkında sohbet muhabbet edeceğiz. Bir de birkaç konu hakkında konuşacağım sizlerle. Bu videonun konusu olmayacak ama maç esnasında onlara da değineceğiz. Şu maçım olsun. Siz arkanızda yatsın. Videoyu beğenmediyseniz beğen tuşuna basın. Daha doğrusu beğenmeyi unuttuysanız. Ayrıca kanala da abone değilseniz 2-3 saniyenizi ayırıp kanala da abone olmayı unutmuyorsunuz. Bunlar kanalın gelişimi için anahtar noktalardır arkadaşlar. Tabii benim bunları beni sanırım buluyorsanız yaparsanız iyi olur. Şimdi ilk kez yapalım. Abi yani bir şey diyeyim, çok asil be. Yani harbiden çok yakışıklı bir çıkartma abi. Güzel iyi başladı. Şimdi ısı güdüm modu geldi. Ben ısı güdüm bu arada çok büyük bir taraftarı değilim. Onu da söyleyeyim. Daha çok Battle Royale modunu seviyorum. Ve o da bu tam bayramdan sonra gelecek. Bu arada bayram demişken o çok kötü bir istedik ya kimse. Üzgünüm bir çakalım. Bayram demişken arkadaşlar hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Umarım sevdiklerinizle beraber mutlu ve huzurlu bir bayram geçirirsiniz ve biraz bence zihninizi boşaltırsınız. Çünkü buna hepimizin ihtiyacı var. Aynı zamanda benim tavsiyem sizler. Oha çok acayip bir vuruş attıktan. Bu bayramda bence biraz Rocket League'den uzak kalın benim size tavsiyem. Şimdi niye böyle diyorsunuz diyeceksin. Çünkü ne bileyim arkadaşlar gidin atıyorum. Başka şeylerle ilgili. Çünkü adı üstünde bayram yani 40 yılda bir geliyor. Yani 40 yılda bir dedim. Yılda bir gelen bir şey ve sıra dışı bir olay. Bence bayramda da hepimizin sıra dışı bir şeyler yapmaya ihtiyacı var diye düşünüyorum. Tabi bu size kalmış ama ben de size abi kardeş tavsiyesi gibi alabilirsiniz bunları. Yani gidip bence bayramda 7-24 Rocket League oynamayın. Normalde de oynamayın ama oynayanlar var biliyorum. Oynamayın yani. Bu oyun gelip geçişin sonuç olarak. Şimdi onun dışında toplulukta oğlum bunlar niye bu kadar geç başlıyor? Toplulukta iki soru sormuştum. Onların cevabını vereyim size arkadaşlar. Üzgünüm diyor. Problem değil diyelim. Birinci soru. Bu arada topluluğa bakmıyorsanız mutlaka bakın. Sizlere Rocket League tarihim boyunca futbolda altını çiziyorum. Futbol modunda en yüksek çıkabildiğim rank neydi diye sordum. Ve bu şampiyon bir de. İkinci sorum ise bunu bu arada büyük bir çoğunluk bildi. Ama ikinci soru büyük bir çoğunluk bilemedi. İkinci soru ise Şampiyon 1'e hangi yılda çıktığımdı? Ona da çoğunuz 2019 demişsiniz. %65'lik bir kesim. Ama %6'lık %7'lik bir kesim bildi. O da oha çok fena sekti. 2018'di arkadaşlar. 2018'in başlarında mıydı sonlarında mıydı? Vallahi hatırlamıyorum ama bir Şampiyon 1'i gördük. Sonra direktmen düştüm. Ama o zamanki Şampiyon 1 var ya arkadaşlar. Yani şu zamanın bak abartmıyorum.
Abartıyorsam hani yorumlarda tartışın, siz de fikrinizi belirtirsiniz. Hani o konuda sıkıntı yok. Güzel güzel tartışırız. Ama bence şu zamanın Grand Champion Bree ile eşit abi. Bana göre. En azından. Çünkü o zamanın şampiyonu bir başkaydı. Oyunu bir kere oynayan kişi sayısı azdı. O yüzden harbiden kaliteli oyuncular, toksik olmayan oyuncular geliyordu. Daha Epic Games'e gelmeden 2 yıl öncesinden bahsediyoruz. Ki düşün arkadaşlar, bayağı uzun bir süre. O zamanlar bir Champion 1 gördük biz ve dediğim gibi o zaman o çok kötü kaçırdık ya. O zamanın Champion 1'i bir başkaydı. Peki diyeceksiniz ki arkadaşlar 4 yılda çok güzel, ooo güzeldi. 4 yılda ne oldu da sen bu ranktan çıkamadın ve bu arada benim hatam var ya, üzgün diyeceğim. 4 yılda ne oldu da bu ranktan çıkamadın ve üstüne daha da geriye düştün. Bunun birinci sebebi takas arkadaşlar. Ben 2018 yılında bir takas lanetine başladım, tamam mı? Abi okuldan geliyorum, oturuyorum takasın başına. Neymiş efendim? İşte para kazanmam lazımmış falan filan. 16 yaşındayım o zaman. Böyle saçma sapan bir triplerim vardı. Şu anda 20 yaşındayım. Yani düş, aradan 4 sene geçmiş. Ve hiçbir rank falan atlayamamışız. Neyse. Birincisi takas. İkincisi benim yeteneğim yoktu. Bu arada takası çok uzun süre yaptım. Benim şu an Rocket League'de 2400 saatim var arkadaşlar. 2400'ün de üstüne hatta. O 2400 saatin, vuramadık bu arada, 1200'ü ya da 1000'i takastır, emin olun. Bunu bir vuralım. Geriye kalan işte 1200 saati, 1000 saati neyse, onlar da oynanıştır. Vuramadık. Abi bunu yemezsin ama ya. Tamam, ben hadi ıskaladım da top senin direkt üstüne geldi. Neyse, yapacak bir şey yok. Problem değil diyelim. Tabii ben adam burada niye yedin diye soruyorum ama dışarıya yansıtmıyor arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Neyse, ne diyorduk? 2019-2020'ye kadar takas yaptım. Sonra İşte YouTube'a başladık. YouTube bu arada ben ilk Rocket League'de başladım arkadaşlar. CSGO ile başladım. Sonra Rocket League free to play olunca dedim hani Rocket League'e kayayım. Zaten oynadığım bir oyundu. Saatim de fazlaydı. Ve bu şekilde kaydık. Ondan sonra işte niye gelişmedim? Hem yeteneğim yoktu arkadaşlar. Hem ben kendim istedim. Yani Rocket League'i hiçbir zaman öyle fazla üstüne gelişebileceğim bir oyun olarak görmedim. Üstüne Rocket League'de gelecek de görmedim. Ne yapıyor oğlum bu adam? Ve bence bu konuda en azından haklıyım diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Rocket League'in şu anki halini görüyorsunuz. Evet, e-sporda bayağı aşama kaydetti. Bir Valorant kadar olmasa da Valorant'a yakın izlenmeleri var. Abi çok kötü kaçırdık. Bak yine adam, neyse sıkıntı yok. Problem değil diyeceğiz tabii biz burada da. Basit bir gol yedi. Ne diyordum? Valorant kadar izlenmese bile yine bir izlenmesi olduğunu düşünüyorum. Ama abi bu izlenmeler globaldi. Yani Türkiye'de Rocket League'e bir değer verilmiyor arkadaşlar. Ya yani bu su götürmez bir gerçek. Hani bana yazıyorsunuz bazen, işte başka Rocket League içerik üreticilerine yazıyorsunuz ya. Abi sen bu izlenmeleri, işte kardeşim bu izlenmeleri hak etmiyorsun diye. İşte başka bir oyun çeksen 50 bin abone olur diye. Bunun sebebi tamamen Rocket League'in Türkiye'de gördüğü değerle alakalı arkadaşlar. O değer de ne? Ben size söyleyeyim. Hadi gelelim çıtırını oynayalım. Bu bize yazar. Hadi girelim çıtırını oynayalım, işte ne bileyim arkadaşlarla bir iki saat takalım sonra çıkalım, böyle bir oyun Türkiye'de rakındık. Yani gördüğüm muamele bu ama globalde çok farklı. Yani Türkiye ile dünyanın biraz şeyleri farklı arkadaşlar. Mesela Türkiye'de çok tutan oyunlar dünyada fazla tutmuyor. Mesela atıyorum Rust, hani Türkiye'de aşırı fazla popüler ama dünyada o kadar değil. Yine tutuyor ama bir Türkiye kadar değil, ya da ne bileyim PUBG. Yani Türkiye'de anlamsız bence. Yani şimdi PUBG oynayanlar beni işlemesin ama anlamsız, bir anlam veremediğim bir şey var abi. Gördüğü bir değer var. Bunu gerçekten akıl sığ erdiremiyorum ama tabii her toplumun farklı bir zevki var. Rakıdık da bir nevi bu zevkin kurbanı oldu. Yani genel olarak bu şekilde arkadaşlar, böyle bir hikayesi vardı benim özelinde Rakıdık'ın ve bunu sizlere anlatmak istedim. Ama tabii ben de ne yapıyorum? Güzel kurtardı bu arada. Niye kurtarışlama atamıyorum lan? Oğlum bulamadım lan ne kurtarışlamayı. Harika pas değil, harika kurtarış. Ama her böyle krizin fırsata çevrilecek bir yanı vardı. Ben de işte bunu nasıl yaptım? Takasla kendimi iyi gördüm. Takastan yedik. İşte sonra atölye haritaları çektik. Sonra ne bileyim işte siz dediniz ki bronzdan işte gidebildiğin kadar git dediniz. Bir ara bronzdan atıyorum elmasa kadar. O zamanlar elmas gibi oynuyordum. Elmasa kadar gitmeye çalıştım ama genel olarak benim zaten biliyorsunuz ki en iyi olduğum şey Rocket League'i iyi oynadım değildi. Neydi? Ne bileyim arkadaşlar, siz söyleyin, hani sizleri eğlendiriyordum, güldürüyordum. En azından Türkiye'de
2020 yılında ve 2021 yılında. Ya benim açımdan bilmiyorum, hani farklı bir görüşünüz varsa saygı duyarım ama böyle harbiden farklı içerikler çektiğimi düşünüyorum ve bu şekilde içerik odaklı yürüdüm yani. Hiçbir zaman dedim şu kariye olayım, tryhard bir kitle izlesin istemedim. O yüzden de zaten yönelmedim de açıkçası. Buydu. Yani hedefim farklıydı. Oha, bunu nasıl kaçırdın abi sen ya. Hedefim farklıydı. Bu arada adamlar da kazandı. Neyse, üzgün diyor. Sıkıntı değil. Hedef farklıydı ve bu hedef doğrultusunda hareket ettim. Ve bilmiyorum başarılı oldum mu, o da sizin takdiriniz arkadaşlar. Ben başarılı oldum bu arada hala düşünmüyorum. Çünkü Rocket League'in ne kadar Türkiye'deki izleyicisi az olsa da daha kat edilecek çok yol var diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten yani hem benim özelimde hem başka içerik üreticileri özelinde yani aşırı az bir talep görüyor. Yani bilmiyorum. Böyle de bir konuşalım dedim ya. Sohbet muhabbet tadında bir videoydu. Başlık aslında damat fenekli ama biraz şeye kaçtık. Yani farklı bir şeye kaçtık. Burada bitirelim arkadaşlar video. Umarım video beğenmişsiniz. Dediğim gibi bu etkinliği ne yapın ne edin yapın arkadaşlar. Aa, ithal düşürme gelmiş. Bak bunu da açalım sizlerle. Bunu bu arada şeyde yapabiliyor muyuz? Bak bu kredi etkinliklerini ısı gücünü de kasın arkadaşlar. Golden Egg'i de 1 ve 1 de kasın. Bunu da söyleyeyim. Dur şunu da sizlerle açalım ya. Hadi lan, belki sizin şansınıza bir şey gelir arkadaşlar. Hadi bakalım. Bismillah dedik, açtık. Hadi abi, güzel bir şey. Hop. İthal geldi. Tamam. Puh. Yazık kafana ya. Geldiği şeye bak abi. Kanal algı Virtual Wave geldi. Neyse, şansımıza küsmek lazım arkadaşlar. Enti diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Oğlum başka bir şeyler daha mı var lan? Başka bir şey daha vardı. Şunu da alalım da 20K'de. Ne diyorduk? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Umarım dediğim gibi beğenmişsinizdir video. Video beğendiyseniz ben şuna basmayı unutmayın. Etmeyin. Kanala abone değilseniz abone olsanız da beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca sohbet muhabbet etmek için de Discord sunucumuza katabilirsiniz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.